Bizim ekip de burada. Onlar da bir daha dinlemesin, baymışlardır. Bir gün uyurken, 2 gün önce, hiç unutmuyorum, 2 gün önce emlakçıdan mesaj geldi. 2 aydır ev bakıyorum, biliyorsunuz az çok. Dedi ki tam sana uygun bir ev buldum. Dedim ki gene aynı tatava. Bana göre bir ev değildir. Bir yolladı evi. Çok güzel. Ulan dedim ben burayı tutarım. Önce fotoğrafları yolladı, inanmadım. Sonra dün değil evvelsi gün daha hiç uyumamışken sabah 10 sularında bana mesaj attı, gelip görmek ister misin evi diye. Tamam dedim, Holmes'u aldım yanıma. Holmes da uyumuyordu. Bastık gittik. Mevkii, bölgeyi falan söylemiyorum. Abi ev o kadar güzel ki bir yandan da videoya çekiyor Holmes. Ulan tam aradığım gibi, fiyatı tam aradığım gibi. İşte garajı var ya, bütün detaylarına girmiyorum şeylere. Bütün istediğim her şey evin içinde yüklü geliyor yani. Paket olarak gelmiş. Ulan bir soru işareti var, altyapı. Sağ olsun Turkcell de ilgilendi. Hemen Turkcell'e yazdım. İşte genel müdürlükte birkaç kişi vardı bu problem için tanıştım. Onunla konuş, bununla konuş, Ali ile konuş. Bir dediler ki 1000'lik altyapı var. Fiber. Allah. Böyle içimde bir heves oldu yani, orayı tutmak istedim böyle çok. Hani bir an önce parasını verip giresim geldi, anladın mı? Yeni bir hayat, yeni bir şey, düzen. Hevesliyim yani. 3 yıldır aynı apartmanda oturuyorum. Bir daraldım yani biraz. İçeriklerime de katkısı olacak. Biz Holmes'le evi gezdik, eve bayıldık. Ondan sonra döndüm, işte Turkcell'le konuştuk. Turkcell dedi ki biz bakarız altyapısına. Baktılar, altyapı da güzel. Dün hiç uyumadım o yüzden. Dedim, sabah olduğu zaman yardırır giderim. Ev sahibiyle konuştuk, her şey güzel. Emlakçı, her şey güzel. Bugün de yani bu sabah da pazarlık yapacağız. Ve de imzayı vuracağım. Neyse, sabah gittim, babamla bir işim vardı, babamı hallettim falan. Sonra Kılaf da hiç uyumamış, Kılaf duşa muşa girdi, o da benimle gelecekti. Babama izlettim evi falan, çok beğendi. Bekliyorum, arabanın içindeyim. Emlakçıyı aradım. Hayırlı olsun. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Emlakçıyı aradım, dedim ki kardeş, uyuyordu bir de emlakçı, uyandı. Dedim ben 10 gibi 11 gibi geleceğim. Tamam dedi, gel falan, ama ben gene de bir ev sahibini arayayım dedi. 10 dakika sonra geri bir döndü bana. Emlakçı demiş ki, pardon, ev sahibi emlakçı demiş ki, dün gece babam bu ev için kapora aldı. Evi veremeyiz size. Bir sinirlendim. Dedim böyle bir şey olabilir mi yani? Dünyanın yolu. 2 gündür gidiyorum, geliyorum. Dedim bana acil ev sahibinin ev numarasını ver. Onu yolladı, ev sahibini aradım. Bak dedim abicim, canım abim. Aklında kalan bir şey mi var? Fiyat mı canını sıktı? Bekar olmam mı canımı sıktı? Ne sıktı yani? Bunun bir sebebi olmalı yani. Sen bana şu an ayak yapıyorsun. Hayır öyle bir şey yok, babam vermiş de falan. Bir içimde kaldı. Hani 5 dakika sonra her işte bir hayır vardır dedim, geçtim de. Ya bu 2 gündür 3 gündür kafam oradaydı. Pat dedi, bugün yalan oldu. Şimdi bizim çocuklarla ev bakıyoruz hala bir yandan. Yok abi. Çok üzüldüm ya. Vallahi taşınacaktım, tutacaktım. Bütün ekibi toplayacaktım. Boya yayını, işte uğraşma yayını, mobilyaları döşeme yayını, bilmem ne. Oo, ne hayallerim vardı. Eyvallah arkadaşlar, hoş geldiniz. Ama büyük ayak var yani işin içinde. Kesinlikle büyük ayak var. Ya günahını da almayayım kimsenin ama. Oğlum keşke olsaydı demeyin. Belki de olmaması gerekiyordu yani. Bilmiyorum ama ev çok güzeldi ya. Bahçeli bahçeli ve çok ucuzdu fiyatı. Ya çok ucuz demeyeyim de şimdi kimine göre de. Ama bizim böyle içerik maksadı yapabileceğimiz şekilde, bizim diğer influencerların oturduğu evlerin fiyatları da biliyorum. Bana çok uçuk gelir her zaman o fiyatlar, yalan yok. Ama bu tam ederiydi yani. Siktir de kaç para olduğunu yazma şimdi. Ne yapacaksın? Holmes'e evet. Holmes çok beğendi evi ama böyle bir gözü yaşlıydı. Aga be, komşu olmayacak mıyız artık diye bakıyordu gözümün içine.
Ya var, her yeri araştırıyoruz arkadaşlar. Yani bütün Anadolu yakasının içinden geçtik. Tuzla'sından tut bilmem nesine kadar ya. Ama yok. Dur bakayım, bizim ekip ne bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence de Bilmiyorum. abi. Değil mi? Doğru Aynen. söylüyorsun. Doğru Kesinlikle söylüyorsun. katılıyorum abi ya. O Aynen. seçimlerde Hillary Clinton çok yanlış hamleler yaptı. Bence Trump de öyle. haklıydı. Bence de yani çok iyi Ama değildi. Trump'ın orada o bak, evi vermiyorum deyişinde bir sebep vardı. Anladın mı? Çünkü Türkiye ile Abi olan hepsi ilişkileri... Pentagon'un oyunları. Yok kaporalar maporalar. Yer miyiz bunları ya? Doğru. Yani geri zekalı bir ekip olduk biz. Farklısınız değil mi? Eskiden daha akıllıydık. Eskiden daha Ama bununla mantıklı. gurur duyuyoruz abi. Durumdan memnunuz abi Başka aslında. çaren Seviyoruz yok. yani. Başka çaren yok ki. Gurur duymayıp ne yapacaksın? Ses az ses. Ha, abi, olabilir bu arada. Tam küfür ediyordum çocuğa. Kimi ses az? Ya ses azsa az, yapacak bir şey yok. Ben Hadi tercüme ederim bakalım seni. Fukan abi hangimizi duymaktan rahatsız olup da sesini kısmış öğrenelim. Vallahi kılafı yok ettim. Kılaf bildiğin yok yani. Onu Aga, söyleyeyim. Bunun bir konuşmadık iğrenç bir zaten. mikrofon. Konuş bakayım kılaf. Şu an konuşuyorum. Öksür bakalım. Bir de dede hıhlaması yap bakayım. Yap. O bile gelmiyor. Abi herifin mikrofonundan bir Senin ses sesin geliyor. azmış Deli abi. ediyor beni. Bir de cevabı şu. Halledebileceğim bir şey değil. Dinlemiyorum amına koyayım o Görünmezmiş. zaman. Ya, yani yapabileceğim bir şey yok. Kulaklığı Bir şeyler söylüyor bak şu an. Duyuyor musunuz siz? Sen duymuyor musun? Bana bir tane Çok iyi. uğultu geliyor. Dedi gitti. Boş ver abi, boş yapıyor. Arkada ışık açıldı. Oğlum şey var, evde hareketlilik var. Ben bütün eşyaları topladım, taşınıyordum. Hiç acıtasyon yapayım böyle. Her şey hazırdı oğlum. Kolileri Bırakın ya. bantladık. Reis ne yapıyoruz bugün? İzle gör oğlum işte. Abi, cinsel içerikli birkaç şeyimiz var. Ne? Vallahi diyorum. Nasıl? Bugün banlanmayı planlıyoruz. Oğlum şey değil, yalan söylemedim ki ben. Baya konu başlıklarını ele alıyorum bak. Oh Ya be sonunda. rahat konuşamıyorum. Birazdan başlayacağız. İçeriye dahil değiliz değil mi abi? Ona Değil. göre Bir dakika bak, konular nerede? Heh. Ya şimdi konuşturmayın beni. Utanıyorum ben. 20 bin kişinin karşısında utanmıyor da. Şurada utanıyor ya. Valla. Ne yengeyse amına koyayım ya. Allah. Çetin iyice kafası kaydı Bak abi, ben sana diyeyim. kafa yandı. Şeyli kızları bile karıştırmışlar ya. O şeydeki oyundaki. Sarışını yenge yazmışlar bir sürü. Baktım lan Ama bu. ben de öyle sandım biliyor musun? Bir Ah akılda tamam öyle işte. kaldı. Akılda öyle kaldı da ben şimdi ikisini de doğru oranda yürütüyorum yani. Mesela Bir bugün insan istiyor abi çünkü o da. bugün gittim mesela sarışına bir hareket yaptım. Kız mesaj atmış, demiş ki ya senin nasıl followerların var, hani bu nedir, çok tatlılar falan diye. Ne sandın lan dedim. Hayırdır. Ondan sonra diğerine döndüm Esmer'e, dedim nasıl followerlarım dedim. O da çok güzel. Geyik yapıyorum ya. Ağzına sıçmışsınız oğlum siz de Instagram'ın. Her yer limon. Girince kızların hesabına sararıyorsun ya. Abi benim sesim Ha çok bir de gidiyormuş bu arada. komik ya, kimsenin sesi fazla falan gitmiyor, atmasınlar. Çok gördüm de o yüzden. Allah Allah, dur kısayım seni. İşin boktan tarafı ne biliyor musunuz? İnsanlar o kızların fotoğraflarının altına arkadaşları mesaj atıyor. Adamları dövmediğiniz kalmış oğlum. Sen hayırdır lan, bizim yengemize cevap mı? Oğlum ne oluyor, sakin olun lan. Bak mavi tikli herifler, oyuncu moyuncu, bizimkiler sıkıştırmış köşede, amına koymuşlar herifin. Küfür edeni, döveriz seni diyen adam böyle what did you say falan diyor. Böyle sus sikerim didini midini falan yazanlar var. Ya tatlı prensler sizi. Ya var ya, böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar size var ya, yengeniz olduğunda sonuna kadar güveneceğim. Yemin ediyorum etrafta et örersiniz siz duvardan. Abi komik değil aslında bu arada bu anlattığım şey. Yani Korkunç. korkunç bir şey ama insan da böyle Türk kanı işte, böyle helal lan size aslanlarım diyor yani. Ama karıştırıyorsunuz kızları. Diğer Esmero, Arabik neydi o? Nereliydi o kız? Taylandlı. Taylandlı Aynen. benim lan o zaten. Ne sen de Aynen. şey aile baskısı yiyen kimdi? Şiran, Şeynan, Ne diyor? Şaman. Ya. Şayika. Oğlum Şayika'ya siz niye limon yolluyorsunuz? Şayika ile hiçbir ilişkimiz bile olmadı. Kızın her yeri limon. Hangisi? Ne? Herkesi denemişler abi işte. Hangisi tutarsa artık. Aynen abi, şansını deniyorsun işte. Ha bir de en son safranın altında işte bine yakın limon, binlerce Tuğkan Gültaş yazıları falan. Altta biri çıkmış. Aynı sinemalar, yengeyi buldum abi yazmış. Tek başına bakıyorum. 1500 mesajın içinde bir tane fedai.
Garibim. Onun da ağzına sıçmışlar. Onu da dövmüşler. Size ne oluyor lan? Sen kimsin falan diye. Çok eğleniyorum oraya gidip de. Tamam, bokunu çıkarmayın kızların. Bir dakika, çok önemli bir mail geldi. İnternette yapmış olduğunuz kızlarla hakkında yorumlar ve kadınlara yürüme şekilleriniz gerçekten bizi çok rahatsız etti. Sen tarikat mısın amına koyayım? Kimsin? Dur bakayım mı, gelmiş mi bana da? Abi yeşil beyaz bir bayrak var mı attıkları mailde çünkü? Dur bir dakika, elleti şuna bir cevap vereyim. İnsta ne? İnsta ne? Şeyde mi, tarikatın başını da düşürüyormuş. Onu da düşürüyor. Adamlar dumuru oruyor. Burası kasıyor, WhatsApp geçelim mi? Yok ya, şeyden Gmail'den mail gelmiş de önemli. Montajer sen iş gene GG. Adamın kanalı kapandı. Giremiyor adam. 6 aydır kanalını kullanamıyor ya.